Kasaplarda 1 kilet 450 lira, et süt kurumunda 1 kilet 229 lira, kuru yemişlerde 1 kilo fındık 450 lira, toprak mahsulleri ofisinde 1 kilo fındık 250 lira. Bu fark sizce neden? Bizce o fark denetimsizlikten. Allah korkusundan kızım. Rant. Erç. Menfaatini düşünüyor. Orasını bile. Bir şeyden başlar. Azıcık Allah korkusu olacak. Şu mübarek günü dediğin gibi şurada 10 lira, şurada 15 lira, şurada 20 lira. Sizce özel sektörlerde serbest piyasayla alakası var mı? Var bu işin. Her kişi tutturduğuna gidiyor. Efendim sizler neler düşünüyorsunuz? Vallahi biz de aynısını düşünüyoruz da. Şimdi sen tarımdan girdin. Elektrikten girmedin. Sudan girmedin. Değil mi? Bir ay önce elektriği 300 lira yatırdım. Şimdi 700 lira gelmiş. Yapacak bir şey yok. Faturayı bilirdim. Üstüme alırdım. Şu şekil sana çektirirdim ama ikisini de. O da şey abi olmadı ya, yani. Haberiniz var mı öyle bir şey? Geldim de acaba. Bizim haberimiz yok da sizin var mı haberiniz? Sizler neler düşünüyorsunuz? Ortamı bildik, görüntüdük. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim? Ya Allah, hiç yorum yapamayacak şekilde öylesi bir şeyler söyledin ki, öyle bir şey söyledin ki yani. İnsanların kanaatsizliği yani bu. Allah vicdan merhamet versin. Ben başka bir şey demiyorum ben. Sizce aynı ürün bir yerde nasıl bu kadar farklı olabilir? Bu insanların ahlaksızlığından yani bu. Denetleme yok. Bunun temeli de ta Özal'dan geliyor. Serbest piyasayı icat eden Özal'dır. Bu millet ahlaksız, bizim Türk milleti. Aynen böyle söylüyorum. Ben de Türk'üm. Ahlaksız millete serbest piyasayı yaparsan böyle herkes canının istediğini satar. Vallahi. Dün pazardaydım. Aklım durdu. Ramazan geldi diye her şeyin üstüne %100 ilave etmişler. Bu vicdansızlık. Efendim, bir şey daha söyleyeyim. Ekmek 5 liraydı. Evet. Ramazan geldi 15 lira oldu. Ne oluyor? Bu ahlaksızlık değil de ney? Avrupa'da belgeye gerek yok ki. Bu Avrupa'da yılbaşında Noel döneminde işte ocağın 20'sinden sonra bütün ürünlerde %50-%60 indirim oluyor. Niye? Herkes Noel'ini serbest yapsın diye. Niye Ramazan'da ikincisine çıkıyor bu? Mesela etin 450 lira olması için durum bu yani. İşiniz baş gelsin. Vallahi farkı o birileri özel, o biri devlete ait olduğu için. Benim bildiğim kadarıyla. Özel sektörde serbest piyasa alakası var mı? Evet, doğru. Özel sektörün piyasayla alakası var. Vallahi ekonomik duruma bağlı. Ekonomik durum. Yani ortalık başını et pahalılık almış gidiyor. Bir et nasıl et bilmiyorum ki, alamıyorum ki et bileyim. Sizce? Alamıyorum ki ben ya. Et aylardır, yıllardır et aldığım yok evime. 10 bin lira. 10 bin et şey diyor, evet diye. Devlet emekli diyor 10 bin lira yetmez diye. Ağzıyla kendi söylüyor. Duydunuz değil mi televizyonda? İyi öyle söyleyin de niye vermiyorsun ya? Bilmiyoruz yani. Çok zor durum. Sizce özel sektörde serbest piyasayla alakası var mı? Özel sektör... Hayır, yok. Bu fark sizce neden? Çok büyük fark. Şu an tefecilerin elinde. Marketler, kasaplar... Adam serbest piyasa diyor. Çok zor. Vatandaş alamıyor oradan. Eğer şimdi... O toprağı mahsulleri olmasın, et balık olmasın, vatandaş bir kilo et alamazdı. Kuru yemişçileri 1 kilo fındık 450 lira, toprak mahsulleri ofisinde 1 kilo fındık 250 lira. Bu fark sizce neden? Ya işte adalet, adalet yok. Kesinlikle adalet yok Türkiye'de. Adalet olsa hepsi bir fiyat olur. Tayyip mühürü basar, der ki şu fiyatla satacağını satılır. Öyle değil mi? Başka çaresi yok yani. Birinde 10 lira, birinde 100 lira. Öyle bir şey dava yok. Olmaz yani, çok yani insan dışı bir şey. Başka bu kadar, başka diyeceğim yok. Efendim sizler neler düşünüyorsunuz? Doğru. Evet, düşmesi lazım. Bak bizden neden? Onu harp bilir. Kasaplarda 1 kilet 450 lira, et süt kurumunda 1 kilet 229 lira, kuru yemişlerde 1 kilo fındık 450 lira, toprak mahsulleri ofisinde 1 kilo fındık 250 lira. Bu fark sizce neden? Bu fark memleketin geri kalmasından, başka bir şeyden değil. Şimdi bunun farkı düzeltecek kişi var mı? Hı? Var mı öyle? Düzeltecek, bu memleketi bir tezgaha getirecek,
ucuzluğa verecek bir tanesini gösterin, biz de muayene edelim. Sizce özel sektörde serbest piyasayla alakası var mı? Var. Bu kadar. Efendim sizler neler düşünüyorsunuz? Ben o işe katılmıyorum.